Arkadaşlar bugün sizlere 4 tane bilim kurgu filmini tanıtacağım. Birincisi Search Code, Yaşam Şifresi. Kendini devlet destekli gizli bir deneyde bulan askerin heyecan dolu macerasını anlatıyor. Yaşam Şifresi filmi Search Code. Asker olan Kaptan Coulter Stevens bilinmeyen bir adamın vücudunda uyanır. Chicago Bunyip'in bombacısını bulma misyonunun bir parçası olduğunu anlar. Hiç tanımadığı bir görevde hayatının son 8 dakikasında yaşar. Bu süre zarfında kaynak kodu adı verilen bir hükümet deneyinin parçasıdır. Chicago şehir merkezinde milyonlarca kişiyi öldürmekle tehdit edilen ikinci ve daha büyük bir tehditle karşı karşıya kalır. Coulter olayı tekrar tekrar yaşıyor, bombaların arkasındaki gizemi çözene kadar ve bir sonraki saldırıyı önleyene kadar her seferinde ipuçları topluyordur. Snowpiercer, kar küreci. Dünyanın buzla kaplandığı bir dönemde 7 yıl sonrasında hayatta kalabilmeyi başaran çok az insan vardır. Yaşanan büyük felaketten sonra hayatta kalmaları Snowpiercer adı verilen kürenin etrafında dönen yuvarlak ve devasa trende yaşamaları sayesinde olur. İnsanların farklı olanaklara sahip bir şekilde yaşamanın sürdürdüğü Snowpiercer, birbirlerini adaletsiz durumlara ve zorlu yaşam koşullarına ev sahipliği yapar. Snowpiercer, dünyanın bir buz kütlesine dönmesinden 7 yıl sonra yeryüzünde yaşayan son insanların 1001 vagonlu trendeki hiç bitmeyen yolculuğunu anlatıyor. Trende ön tarafta yaşayan ve bütün kaynakları tüketen elitler ile arkada yolculuk eden yoksullar arasında sınıf farkı dolayısıyla ortaya çıkan mücadele filmin konusu oluyor. 2031 yılında küresel ısınmayı durdurmak üzere yapılan bir deney yanlış gitmiş ve bütün dünya bunun sonuçlarını ödemek zorunda kalmıştır. Dünya yeniden buzul çağına dönmüştür. Bu felaketten geriye kalan az sayıdaki insan Snowpiercer adı verilen bir trende yaşamak zorunda kalmıştır. Ancak trendeki insanları yöneten ve yönetilen kesim olarak ikiye ayrılmıştır. Sürekli ezilen arka vagon halkı artık bu duruma son vermek istemektedir. Ex Machina. Caleb, dünyanın önde gelen internet şirketlerinden birisinde çalışan normal bir yazılımcıdır. Günün birinde şirket içi bir yarışmayı kazanır. Ödül olarak şirketin herkesten uzak dağlarında yalnız yaşayan CEO'su Nathan'ın orman içindeki evinde bir hafta misafir olacaktır. Ancak Caleb bilmediği bir şey daha vardır. Bu misafirlik sırasında dünyanın ilk tamamlanmış yapay zekalı robotu olan Eva ile ilişki kurma deneyine katılması gerekecektir. Gravity, yer çekimi. Stone zeki bir tıp mühendisidir ve emekliliğinden önce son görevine çıkan yetenekli ve deneyimli astronot Matt Kowalski'nin yönetimindeki mekikle ilk uzay yolculuğuna çıkar. Her şey yolunda gibi görünürken rutin bir keşif yürüyüşü sırasında bir felaket oluşur. Mekik çarpan bir cisim sonucu paramparça olur. İki bilim insanı uzay boşluğunda yapayalnız kalırlar. Yeryüzüyle iletişimleri tamamen kopmuştur ve sonsuza dek karanlıkta baş başadırlar. Şimdi korkunun yerini panik alır. Üstelik var olan sınırlı oksijenlerin de gitgide tükenmektedir. İkili eve, dünyanın dönüş yolunu bulabilecek midir? Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. İyi seyirler.